Müslümanlar arasında bazıları Rumi felsefeyi, bazıları Kur'an'da apaçık çirkinlik olarak bildirilen homoseksüelliği, bazıları haram olan şarabın helal olduğunu, bazıları her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini inkar eden Darwinizm safsatasını savunarak, Kur'an'a uygun olmayan bir İslam anlayışını hakim kılmaya çalışan bir takım kişiler var. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı, tüm İslam alevi için bir tehlikedir. İslam'ı yanlış tanıtan bir felsefeyi yaymaya yönelik bu duruma karşı, Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Quilliam Vakfı, Londra'da faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu. Müslümanlara sözde hizmet veriyor gibi görünen bu vakfın düzenlediği sergide Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen eserlerde övülen erkek erkeğe ilişkiyle ilgili bilgi anlatılıyor. Vakıf Rumi'liği ve Darwinizm'i savunuyor. Quilliam Vakfı'nın 21 Nisan 2016'da düzenlediği İslam'da cinsiyet çeşitliliği başlıklı panelde homoseksüellik anlatıldı. Panele, İngiltere'nin kendini Müslüman tanıtan ünlü homoseksüelleri konuşmacı olarak katıldı. Vakfın kurucularından Rumiliği ve Darwinizmi savunan Macit Navaz, homoseksüelliğin anlatıldığı bu paneli sosyal medya sayfasında şöyle tanıttı. Quillian Vakfımızın düzenlediği panelde muhteşem konuşmacılar. Peter Tatchell, Nez and Matt Vakfı, homoseksüel haklarını savunan bir kuruluş. Hakan Kureşi, Şerin Elfeki, Sohail Pakbrit, Asif Lahor, Baradar, Quilliam Vakfı'nın homoseksüelliği konu alan panelinin konuşmacıları. Asif Lahor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Cinsiyetini değiştirmiş. Homoseksüelliği ile ve homoseksüelliği konu alan tiyatro oyunlarıyla tanınan biri. Homoseksüellerin müdavimi olduğu bir gece kulübünü işletiyor. İngiltere'nin en önde gelen homoseksüellerinden biri olarak tanınıyor. Arya Alaga. Londra'da yaşayan homoseksüel bir sosyal medya uzmanı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Ailesi İranlı. Kendisi İngiltere'de doğmuş. Müslüman dünyası içinde homoseksüellerin sözde meşru görülmesi için çalışmalar yapıyor. Hakan Kureyşi, babası Birmingham Merkez Camii'nin kurucularından, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. 22 yaşından bu yana homoseksüel hayat yaşadığını söylüyor. Yazılarıyla, katıldığı programlarla, anlatımlarıyla Müslümanlar arasında homoseksüelliği gündemde tutan kişilerden biri. Homoseksüelliği anlatan çok sayıda kuruluş oluşturdu. Peter Tatchell, İngiltere'de faaliyet gösteren ve Quilliam ekibiyle ortak çalışmalar yapan en bilinen homoseksüellerden biri. Aynı zamanda Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüelleri savunan ünlü Telmam organizasyonunda da görev yapıyor. 1967 yılından beri homoseksüelliğin artmasına yönelik teşvik edici faaliyetler yapıyor. Birçok ülkede homoseksüel evliliklerin yasallaştırılması için örgütlü çalışmalar yapıyor. Matt Oxton, 23 yaşındayken Naz isimli bir erkekle Londra'da yaşamış olan Matt Oxton, İngiltere'nin ünlü homoseksüellerinden biri. İlişkisinin olduğu Naz isimli kişinin intihar etmesi üzerine Naz and Matt Foundation adında homoseksüelliği anlatan bir vakıf kuruyor ve homoseksüelliğin sözde meşrulaştırılması için bu vakıf üzerinden faaliyet yapıyor. Quillian Vakfı'nın İslam'da cinsellik adı altında düzenlediği ve homoseksüelliği öven sergiye Matt and Naz Foundation'da destek vermişti. Quillian Vakfı'nın homoseksüelliği anlatmak kadar faaliyet gösterdiği bir başka alanda Rumilik ve Darwinizm propagandası. Bu vakıf aracılığıyla dünyanın dört bir yanına gönderilen Müslüman görünümlü kişiler Darwinizmi ve materyalizmi anlatıyorlar. Gittikleri yerlerde Kur'an'da canlıların evrimi iddiasını doğrulayan hiçbir ifade olmadığı halde evrim varmış gibi anlatıyorlar. Ed Hüseyin, Quillian Vakfı kurucusu. Bangladeş asıllı bir aileden gelen Ed Hüseyin'in gerçek adı Muhammed Mahbub Hüseyin. Haşa peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için Ed ismini tercih ediyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Ed Hüseyin'in kendisi hakkında verdiği bazı bilgiler. Zaman geçtikçe Allah bilincim gelmiş geçmiş en düşük seviyeye indi. Hayatımdaki Allah'ın varlığı kaybolmuştu. İslam'ın kutsal kitabıyla bağlantımı kaybetmiştim. Macit Nawaz, İngiltere doğumlu, aslen Pakistan asıllı. Kuyunin Vakfı'nın kurucularından biri, Ed Hüseyin'in ortağı. Twitter sayfasında Hz. İsa ve Allah'la ilgili haşa Müslümanları rencide eden karikatürler paylaştı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. İslam barış dini değildir diye açıklaması var. Macit Namaz'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise homoseksüelliği sürekli gündemde tutması. Katıldığı birçok programda ve yazılarında homoseksüelliği anlatıyor ve homoseksüelliğin İslam'a aykırı olmadığını savunuyor. Örneğin 2014 yılında BBC'de katıldığı bir programın konusu hem Müslüman hem homoseksüel olunur mu? Macit Nevaz bu programda evlilik öncesi sekse ve homoseksüel evliliğe karşı çıkmak bağnaz fikirlerdir iddiasını öne sürüyor ve her türlü homoseksüel ilişkinin ve homoseksüel evliliğin Müslümanlar tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Macit Nevaz son zamanlarda yayınladığı bir yazıdaysa, modern Müslümanlar neden homoseksüel cinsellikten korkuyorlar? Müslümanların altın çağında böyle değildi iddiasında bulunuyor. Bu yazıda resim olaraksa iki erkeğin dudak dudağı resmini kullanıyor. Macit Namaz bu yazısında ayrıca pek çok sözde İslam aliminin homoseksüelliği normal gördüğünü iddia ederken bu konuya örnek olarak da Mevlana'yı veriyor. Mevlana olduğu iddia edilen kişinin Şems Tebrizi'ye olan derin tutkusunu ve aşkını eserlerinde ifade ettiğini kendince homoseksüelliği savunmak için delil olarak kullanıyor. Usama Hasan, Kuilin Vakfı'nın İslami Çalışmalar Bölümünde araştırmacı, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor tıpkı Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen eserlerde olduğu gibi İslam'ın evrim teorisiyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. İslam'da evrimin olduğu yanılgısını savunuyor ve bu yönde uluslararası propaganda yapıyor. Hayatın başlangıcının uzaydan gelmiş olabileceğini anlatıyor. Haşa Kur'an'ı yeterli görmeyip, Kur'an'daki emir ve yasakların tekrar ele alınıp yeni bir şeriat oluşturulması gerektiğini söylüyor. Telmama Vakfı ve Fiyaz Mugal, Rumiliği ve Darwinizmi savunan bir diğer İngiliz vakfı görünürde Müslümanlara karşı yapılan saldırıları raporlayan bir organizasyon olarak kendisini tanıtan vakıf, homoseksüelleri savunmasıyla biliniyor. Quilliam Vakfı ile ortak çalışmalar yapıyor. 9 Temmuz 2014 tarihinde Telmama ve yöneticisi Fiyaz Mugal, Quilliam'da toplantı yaptı. Toplantının konusu, Müslümanlar hakkında bilgi toplamak için nasıl bir yöntem izlenmesiydi. Toplantıya Usama Hasan da katıldı. Vakfın kurucusu Fiyaz Mugal, sosyal medyada homoseksüellere verdiği destekle tanınıyor. İngiltere'nin ünlü homoseksüellerinden Peter Tatchell'la sıkı bağlantı içinde olan Fiyaz Mugal, bir sosyal medya paylaşımında Londra'da homoseksüeller yürüyüşüne katılan ve kendisini en yaşlı homoseksüel olarak tanıtan birini övüyor ve bu kişiyi kendi taraflarında olan şahane bir insan olarak niteliyor. Termama Vakfı'nın bir diğer önemli destekçisi ise Sayıda Varsi. İngiltere hükümetinin Müslüman ilk kadın bakanı olan Sayıda Varsi'nin de tüm bu çevreyle en büyük ortak özelliği homoseksüellere verdiği destek. Sayıda Varsi, Müslümanların İngiliz parlamentosunda sözde temsilcisi olan Sayıda Varsi, açıkça Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliği savunmaktadır. Darwinizm ve Rumilik savunucusudur. Müslümanların kendince modernleşmesi için homoseksüelliği savunmaları gerektiğini öne sürmektedir. Örneğin Sayıda Varsi, Daily Mail gazetesinde Müslümanların homoseksüel hakları konusunda ilerlemeci olduğunu iddia ederek kendince Müslümanları bu alanda yönlendirmek istiyor. Sosyal bir muhafazakarlık, hatta sosyal bir hoşgörüsüzlük var. Fakat homoseksüellik konusunda çoğu dindar cemaat bir mesafe kaydetti. Benim partimde, İngiltere Kilisesi de bunu yaptı, diyen Sayıda Varsi, sosyal medya sayfasında şu paylaşımı yaptı. Homoseksüel karşıtlığından, homoseksüel haklarına yolculuğu hepimiz yaptık. Muhafazakarlar, kilise ve Müslümanlar. Faysal Abbas, El Arabiya İngilizce sayfası editörü. Rumiliği ve darwinizmi savunuyor. Ziya Meral. Londra'da yaşıyor. Quillin Vakfı'nın referans gösterdiği kişilerden biri. Türkiye ve Orta Doğu uzmanı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Sosyal medyada sık sık Rumi paylaşımları yapıyor. Iyad El Bağdadi, Arap Baharı aktivisti. Norveç'te politik sığınmacı olarak yaşıyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Omar Aşur, aslen Mısır kökenli ama İngiliz vatandaşı. Şeti Maus üyesi, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Kuilin Vakfı ile ortak çalışmalar yapan Exeter Üniversitesi'nde güvenlik çalışmaları konusunda eğitimci. Mo Ansar, asıl ismi Muhammed Ansar, aslen Pakistanlı. Haşa Muhammed peygamberimizin ismini kullanmak istemediği için kısaltılmış olarak Mo ismini tercih ediyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Sam Harris, Macit Namaz'ın birlikte kitap yazdığı, Habibim, sevdiğim diye ifade ettiği ateist Amerikalı yazar. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Yeni ateizm akımının savunucusu. Bu akıma göre dine karşı çıkılmalı ve din baskı altında tutulmalı. Hamza Yusuf, Amerikalı, gerçek adı Mark Hansen, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. 15 yıldır Türkiye'de Rumiliği anlatıyor. Timothy Winter, İngiliz, kendisini Abdal Hakim Murat adıyla tanıtıyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Cambridge Üniversitesi'nde İslam eğitimi veriyor ve derslerinde ağırlıklı olarak Rumilik üzerinde duruyor. Anno Bunnik, istihbarat konusunda uzman, üniversitede eğitmen, Orta Doğu ve çatışma konusunda yorumcu, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. C.J. Verlamen, Avustralyalı ateist yazar, Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Allah'ı tenzih ederiz. Tanrı senden nefret ediyor isimli kitabında ve diğer tüm kitaplarında Allah'a, dine, mukaddesata karşı saygıya uygun olmayan çok ifadeler var. Dimitris Bibikos Müslüman olduğunu iddia eden, içki şişesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan paylaşımlarında şiddet eğilimi olan, homoseksüelleri savunan, Kur'an ahlakına uygun olmayan yorumlarıyla dikkat çeken bir kişi. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Sarah Maple, İran kökenli İngiliz feminist. Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Kendince Müslüman kadınları küçük düşürüp alay etmeye çalıştığı için başta Macit Navaz olmak üzere bu ekibin desteğini alıyor. İslam'a karşı eserleri olduğu için İngiltere'nin en büyük sanat galerileri de bu çalışmalarını sergilemesine imkan veriyor. Macit Rafizade, İran ve Suriye kökenli. İslam aleyhindeki kitaplarıyla tanınan yazar. Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Allah'ı tenzih ederiz. Kitabının adı Kadınlardan Nefret Eden Bir Tanrı. Yayınlanma aşamasında olan yeni kitabında ise İslam'ı neden ve nasıl terk ettiğini anlatıyor. Erkek erkeğe ilişkiyi savunan, İslam ve Müslümanlar aleyhindeki yorumları nedeniyle bazı İngiliz ve Amerikan basınından özel destek görüyor. David Lepeska İstanbul merkezli Amerikalı serbest gazeteci. Türkiye'ye girişi sakıncalı kişiler listesinde yer aldığı için 25 Nisan 2016'da Türkiye'ye tekrar girişi yasaklandı. Türkiye aleyhinde yanlı yazılarıyla tanınıyor. Darwinist ve Rumiliği savunuyor. Sosyal medya sayfasında erkek erkeğe ilişkiyi normal gören paylaşımlar yapıyor. Sunny Handel, Hint kökenli, Londra doğumlu, yazar ve akademisyen. Müslümanların inançlarıyla kendince alay eden ve homoseksüelliği savunan yazıları ve paylaşımlarıyla tanınıyor. Örneğin Charlie Hebdo'nun Haşa, Hristiyanlar ve Müslümanlarla kendilerince alay ettiklerini zannettikleri karikatürlerini paylaşıyor. Homoseksüel haklarını savunan paylaşımlarından biri de homoseksüel bayrağının göndere çekilmiş olduğunu gösteren bir fotoğraf. Bu fotoğrafla birlikte Asyalılar arasında homoseksüellik karşıtlığını sorgulamaları gerektiğini iddia ettiği yorumuysa şöyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi bugün homoseksüel evliliğini yasalaştırdı. Bu tarihe geçti. Bir başka paylaşımındaysa Müslümanlar arasında homoseksüelliğin yaygınlaşmasını mükemmel bir haber olarak niteliyor. Sunny Handel'ın övdüğü olaylardan biri ise İskoçya'nın siyasi parti liderlerinin çoğunluğunun homoseksüel olan tek ülke olması. Sunny Handel'ın yazıları homoseksüelliği savunan vakıf Telmama tarafından da övgüyle paylaşılıyor ünlü İngiliz homoseksüel Peter Tatchell da İslam'ın Büyük Homoseksüel Aşkı başlıklı yazıyı Sunny Handel'la paylaşıyor. Tüm bu bilgiler, İslam aleminde Allah'ın haram kıldığı bir fiil olan homoseksüelliğin yaygınlaşması için nasıl bilinçli bir hareket yürütüldüğünü gösteriyor. Yalda Hakim, Afganistan doğumlu, İngiltere'de gazetecilik yapan Yelda Hakim de Rumiliği ve Darwinizmi savunan şahıslardan biri. BBC'nin homoseksüelliği öven, Kuilin Vakfı'nın haberlerinin büyük kısmını hazırlayan kişi. Quillin Vakfı'nın düzenlediği homoseksüelliği teşvik eden serginin haberini de yapan Yelda Hakim ve bu sergiyi sosyal medya sayfasında duyuruyor. İslam ve Cinsellik Quillin ve Macit Navas tarafından yeni bir sanat sergisi. Londra'da bir sanatçı ile bu konuyu konuşuyoruz. Macit Navaz da Yelda Hakim'e sayfasında Quilliam'ın sergisini haber yaptığı için teşekkür ediyor. Amerika'da homoseksüel evliliğin yasal hale gelmesini öven tweetler yazan Yelda Hakim, sık sık Rumilik sözleri de paylaşıyor. Malta'da bulunan OBS istihbarat kuruluşu ise Yelda Hakim'e Rumi paylaşımları nedeniyle teşekkür ediyor. Yelda teşekkürler. Büyük Rumi'den daha fazla paylaşmaya devam et. Haras Refik, Kuilin Vakfı'nın yönetici müdürü. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Allahsız, dinsiz, Stalinist PKK'nın desteklenmesi ve bu terör örgütüne silah verilmesi gerektiğini söylüyor. Vatanımızı canı pahasına savunan askerlerimiz hakkında uygunsuz hitaplar kullanıyor. Haras Refik'in savunduğu şeylerden biri de homoseksüel hakları. İngiltere'de Warwick Üniversitesi, Dinler Arası Dayanışma, Homoseksüel Hakları Konferansı'nda yaptığı konuşma, ünlü homoseksüel Peter Tatchell tarafından paylaşıldı. Homoseksüel Tatchell, Haras Refik'in bu konuşmasını, Haras Refik'in İslam inancıyla homoseksüel karşıtlığıyla nasıl savaştığını izleyin sözleriyle övüyor. Quilliam'da görev yapanlardan Haydar Zeki de, Quilliam Vakfı olarak Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliğin haklarını savunacaklarını söyleyerek Haras Refik'in homoseksüel hakları toplantısındaki konuşmasını paylaşıyor. Haras Refik 2015'te katıldığı toplantıdaysa şunları söylüyor. İslamcılığı faşizm kadar istenmeyen hale getirmeliyiz. Eğer ırkçılığa karşı mücadeleye değiyorsa, homofobiye, homoseksüellik karşıtlığına karşı mücadeleye de değer, İslamcılığa karşı mücadeleye de. Haras Refik sosyal medya sayfasında Rumi sözleri paylaşıyor ve bunları Macit Namaz gibi kişilere de gönderiyor. Nirvana Mahmut, Orta Doğu konusunda yorumcu, yazıları ağırlıklı olarak Türkiye karşıtı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüel hakları konusunda yazılar yazıyor. Macit Nava sık sık Nirvana Mahmud'un yazılarını tavsiye ediyor ve herkesin onu desteklemesini istiyor. Kuilyum'dan Haras Refik de Nirvana Mahmud'u Kuilyum'da yazmaya davet ediyor. Nirvana Mahmud, Kanada Başbakanı Trudeau'nun homoseksüelleri desteklemesini şöyle övüyor. Bay Havalı homoseksüelleri destekliyor, İslamcıları da, eğer İslamcıların homoseksüellerin haklarını da kabul etmelerini sağlasa çok daha harika olurdu. Nirvana Mahmud'un desteklediği şeylerden biri de homoseksüellerin evliliği. Sevgili Mısırlılar, eğer homoseksüel evlilikten mutlu değilseniz buna izin veren ülkeleri ziyaret etmeyin. Bu arada kendi işinize bakın diyor. Et Hüseyin'le karşılıklı Rumi'nin sözlerini paylaşıyorlar. Et Hüseyin, Nirvana Mahmud'a Rumi'nin şu sözünü gönderiyor. Yere diz çöküp öpmek için binlerce farklı yol vardır. Mevlana Rumi. Nirvana Mahmut Mustafa Akyol'un New York Times'ta çıkan Birçok Müslümanın Homoseksüelliğe Karşı Düşmanlığının Kur'an'da Yeri Yok makalesini de paylaşıyor ve şunları söylüyor. Mustafa Akyol'un yazısı kesinlikle okunmalı. Ne yazık ki Müslümanlar homoseksüellik konusunda kendilerini eleştirmiyorlar. Rula Cebril, Hayfa İsrail doğumlu, dış politika analisti, yazar, romancı. Kendisini seküler Müslüman olarak tanımlıyor. Quillian Vakfı kurucusu Ed Hüseyin'in yakın çevresinde olan biri. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Homoseksüelliğe açıkça destek veriyor. Sosyal medya hesabında iki homoseksüelle birlikte geçirdiği bir akşamı müthiş bir akşam diye nitelendiriyor. Homoseksüelliği savunmak insan haklarını savunmaktır iddiasında bulunuyor. Mustafa Akyol'un homoseksüellikle ilgili yazılarını paylaşıyor. Şiraz Mahir Londra King's College Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi'nde baş araştırmacı olan Şiraz Mahir, Pakistan kökenli bir İngiliz. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Et Hüseyin'in çalıştığı Tony Blair Vakfı ile de bağlantılı. Quilliam Vakfı, Şiraz Mahir'i destekliyor ve makalelerini paylaşıyor. Macit Navas, Şiraz Mahir'i takip edilmesi gerekir diyerek tavsiye ediyor. Telmama'nın çalıştığı homoseksüel aktivist Peter Tatchell da Şiraz Mahir'in yazısını paylaşıyor. Şiraz Mahir, homoseksüel evliliği savunan paylaşımlar yapıyor. Kendince homoseksüellerin haklarını savunuyor örneğin Rusya'daki homoseksüel karşıtlığını kendince eleştiriyor. Claire Berlinski, İngiltere, Tayland, Laos, Fransa ve Türkiye'de yazar. Akademisyen, danışman olarak görev yapan, Rumiliği ve Darwinizmi destekleyen birisi. Homoseksüelliği destekleyen paylaşımları olan David Lepeska'nın arkadaşı. Türkiye aleyhine hakaretvari paylaşımlar yapıyor. Din hakkında saygıya uygun olmayan yorumları var. Desteklediği ve bağlantısı olan kişilerden biri Nirvana Mahmut, diğeri de Mustafa Akyol. Claire Berlinski de homoseksüelliği destekliyor. Örneğin, Avrupa'daki tehlike, neden kıtadaki kriz Amerika'nın da krizi adlı kitabında homoseksüel Paris Belediye Başkanı'nın göreve gelmesini övüyor. Tüm bu bilgiler, İslam aleminde Allah'ın haram kıldığı bir fiil olan homoseksüelliğin yaygınlaşması için, Darwinizme ve Rumiliğe dayalı Kur'ansız bir İslam anlayışının hakim kılınması için nasıl bilinçli bir hareket yürütüldüğünü gösteriyor. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı tüm İslam alemi için bir tehlikedir. Müslümanların çok dikkatli olması gerekir.